Böğürtlen ile Kavak Ağacı Masalı. Bir varmış bir yokmuş büyük bir ormanda bir böğürtlen ve bir kavak ağacı yan yana yaşarmış. Kavak ağacı böğürtlen ağacını her gün görünce kendi kendine gülüp böğürtlen ağacının ne kadar boyunun ne kadar küçük olduğunu düşünüp duruyormuş. Artık daha fazla dayanamayıp böğürtlen ağacına sataşmaya karar vermiş. Kavak ağacı kendini beğenmiş bir tavırla böğürtleni küçümseyerek demiş ki: "Ben senden daha büyüğüm, sen hiç benimle boy ölçebilir misin? Hem de benim ağacım o kadar değerlidir ki benden ev yaparlar, gemi gövdesi yaparlar, kereste mi kullanarak" demiş. "Ben o kadar değerli bir ağacım ki birçok şeye faydalıyım" demiş. Böğürtlen ağacı ilk başta gayet sakin bir şekilde cevap vermiş: "Bak kavak ağacı kardeş, çok yanlış düşünüyorsun. Benim de çok güzel meyvelerim var. Herkes onu yiyince çok iyi hisseder" demiş. Kavak ağacı hala küçümsemeye devam ediyormuş. "Meyvelerin olsa ne olacak, benimkilerin yanında hepsi bir hiç" demiş. Böğürtlen ağacı bu kibirli kavak ağacının dediklerine sinir olmaya başlamış. "Kavak ağacı kardeş, bazı şeyleri söylemeyecektim ama bilsen iyi edersin. Ben senin gibi birçok kavak ağacı gördüm. Birçok insan gelip baltalarıyla kavak ağaçlarını kesip arabalarına yükleyip götürdüler, bunlardan haberin var mı?" demiş. "Eğer sen de görseydin o görüntüleri, sen de benim gibi küçücük bir böğürtlen ağacı olmak isterdin" demiş. Kavak ağacı böğürtlen ağacının söylediklerini duyunca kahkahalar atmaya başlamış. "Bu söylediklerin kadar hayatımda daha saçma bir şey duymadım, bunları nereden çıkarıyorsun?" demiş. Böğürtlen ağacı kendisine inanmayan kavak ağacına: "İnanıp inanmamak sana kalmış, ben söyleyeyim de" demiş. Çok geçmeden ellerinde testere ve baltalarla bir sürü insan gelmiş. Gördükleri en uzun kavak ağaçlarını seçip kesiyorlarmış. Bu görüntüleri gören kavak ağacı çok korkmuş. Bir an boyunun böğürtlen ağacı gibi küçücük olmasını dilemiş. Onun da yanına gelecekler diye çok korkuyormuş. Neyse ki hepsi işlerini bitirdikten sonra gitmişler. Kavak ağacı böğürtlen ağacına bakıp ona söylediği kötü sözler aklına gelmiş. Yaptığı hatanın farkına varmış ve kendinden çok utanmış. "Ne olur beni affet böğürtlen kardeş, gerçekten seni çok kırdım" demiş. "Şimdi hatamı anladım, ne kadar da yanlış düşünüyormuşum" demiş. "Bir daha hiç kimseye bu şekilde davranmayacağım" demiş. Böğürtlen ağacı: "Hatanı anladığına göre seni affediyorum" demiş. "Biz hiç kimseyi böyle küçük görmemeliyiz. Doğada hepimizin bir görevi var" demiş. Böylelikle kavak ağacı ve böğürtlen ağacı çok iyi iki arkadaş olmuşlar. Doktordan Korkan Sevgi Masalı. Sevgi ve annesi bir gün dışarıda gezmeye çıktı. Sevgi en sevdiği parkta saatlerce oyun oynadı. Daha sonra eve geldiler. Eve geldiklerinde Sevgi kendini o gece iyi hissetmedi. Parkta çok terlemiş ve çok yorulmuştu. Belki de hastalık kapmıştı.
Annesi ateşi çıkan Sevgi'yi hastaneye götürmek istedi. Ama Sevgi hastaneden korkuyordu. Annesi Sevgi'nin korktuğunu anladı ve ona hastaneye gitmezlerse daha kötü olabileceğini söyledi. Fakat Sevgi hiç söz dinlemiyordu. Saatlerce hastaneye gitmemek için ağladı. Sevgi annesinin sözünü dinlemeyerek hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Annesi ne yaptıysa da kızına ikna edemedi. Bu yüzden Sevgi tüm geceyi ateşler içerisinde geçirdi. Annesi ateşini düşürmek için elinden geleni yaptı. Sevgi ateşten bitap düşmüştü. Çünkü Sevgi ateş yüzünden hiçbir şey yememiş ve sürekli uyumuştu. Artık bu duruma dayanamayan annesi Sevgi'yi kucakladı gibi hastaneye götürmüş. Doktora giden Sevgi kısa süre içerisinde iyileştirildi. Doktor ona bir serum bağladı ve bazı ilaçlar verdi. Kendine geldiğinde gözünü hastanede açan Sevgi korku dolu gözlerle annesini aradı. Hastaneye nasıl geldiğini bile hatırlamıyordu. Annesi durumu anlattı ve Sevgi'nin korkusu biraz olsun hafifledi. Fakat yine de hastaneden çıkmak istiyordu. İyileşen Sevgi'nin yanında doktoru geldi. Ona bütün durumu detaylı şekilde anlattı. Hastaneye gitmenin herhangi bir sorun olmayacağını söyledi. Eğer gitmezse daha büyük sağlık sorunlarına sebebiyet vereceğini anlattı. Zaten Sevgi kendinde olmayarak hastaneye gittiği için son derece korkmuştu. Eğer biraz daha evde bekleselerdi havale geçirebilirdi. Havalenin ne gibi sorunlar oluşturacağını anlatan doktor Sevgi'yi rahatlattı. Küçük kız artık hastaneden kopmuyor ve lazım olduğu zaman mutlaka gidilmesi gerektiğini düşünüyordu. Ama yine de iğne korkusu kalmıştı. Onu da zamanla yenebileceğini düşünüyordu. Sağlığın ne kadar önemli bir şey olduğunu anlayan Sevgi bundan sonra kendine daha çok dikkat etmeye başladı. Artık parkta oynarken kendini koruyacak ve fazla terlemeyecekti. Eğer terlerse hemen kıyafetini değiştirecek ve o gün soğuk bir şeyler içmeyecekti. Sevgi artık sağlığını son derece fazla önemsiyor ve aynı şekilde ailesinin de sağlığını önemsiyordu. Hatta Sevgi öğrendiği bazı sağlık kurallarını evde uygulamaya başladı. Özellikle hijyen kuralları evin vazgeçilmezi oldu. Bu durum annesini çok sevindirdi.
Siyah Bulut Masalı. Bir zamanlar gökyüzünde yaşayan siyah bir bulut varmış. Bu bulutun görüntüsünden dolayı hiç arkadaşı olmuyormuş diğer bulutlar, bu bulutu gördüklerinde hemen oradan uzaklaşıyorlarmış. Siyah bulut bu duruma çok üzülüyormuş. Bu yüzden de çok ağlıyormuş. Günlerden bir gün yine diğer bulutların arasına gidip arkadaş olmak istemiş ama diğer bulutlar onu asla aralarına almamışlar. Sanki canavar görmüş gibi davranıp oradan kaçmışlar. Siyah bulutsa üzüntüyle oradan uzaklaşıp bir yere gitmiş. O kadar çok ağlamış, o kadar çok ağlamış ki yeryüzü sel olmuş. Bunu gören güneş hemen siyah bulutla konuşmuş. "Hey siyah bulut, sen ne yapıyorsun, görmüyor musun?" demiş. Siyah bulut ağlamaya devam ederek karşılık vermiş. "Ne yapmışım ki?" Güneş daha da sinirlenmiş. "Başını indir de bir yeryüzüne bak, insanları zor durumda bıraktığının farkında değil misin sen?" demiş. Siyah bulut yeryüzüne doğru bakmış, bir de ne görsün, her taraf su içinde kalmış, her taraf sel olmuş, insanların evleri mahvolmuş, üzüntü içinde ağlıyormuş. Ancak kendisinin bu işte ne alakası olduğunu anlayamamış, güneşe sormuş, "Benimle ne alakası var?" demiş. Güneş de, "Sen ağladıkça yağmur yağdığını fark etmiyor musun?" demiş. "O kadar çok ağladın ki yeryüzü sel oldu, artık ağlamayı kesmelisin siyah bulut," demiş. Siyah bulut her şeyi şimdi daha iyi anlıyormuş ama üzüntüsüne de engel olamıyormuş. Güneş'e, "Görüntüm yüzünden ağlıyorum, kimse benimle arkadaş olmuyor," demiş. Güneş de, "Ne varmış senin görüntünde, siyah diye mi üzülüyorsun?" demiş. Siyah bulut, "Evet, görmüyor musun, diğer bulutlar bembeyaz, bense onlardan farklı olarak simsiyahım, onun için kimse beni sevmiyor," demiş. Güneş de, "Şu üzüldüğün şeye bak, sen tabii ki siyah olacaksın. Çünkü bir yağmur bulutusun. Senin diğerlerinden farklı olman çok normal, çünkü senin onlarınkinden çok daha özel bir görevin var. Sen yeryüzündeki insanlar için çok önemlisin. Eğer sen yağmur yağdırmazsan insanlar asla yaşayamazlar, kendinle iftihar edeceğin yerde bir de üzülüp ağlıyorsun," demiş. Güneş'in konuşmaları siyah buluta öyle iyi gelmiş ki kendinin ne kadar önemli bir görevi olduğunu hatırlamış. Artık üzülüp ağlamamaya karar vermiş. Çok geçmeden kendisi gibi diğer siyah bulutlarla tanışmış, onlarla arkadaşlık kurmuş, çok mutlu olmuş. Siyah bulut artık mutlu, çok önemli bir görevi olduğunu bilen bir bulutmuş. Bir bölümün daha sonuna geldik. Her ne kadar sürçülisan ettiysek affola. Videolarımızı faydalı bulduysanız lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.